İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamentosu milletvekili adaylarının 11. seçim öncesi Zoom kampanyası. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Batı Ermenistan'ın evlatları Tatul Kırpeyan, Dünya Sağlık Örgütü, Berzor Koridoru'nda ve Ermenistan Cumhuriyeti sınırında gerçekleştirilen eylemleri şiddetle kınıyoruz. Artsakh'ta ateşkesin ihlali, Azerbaycan askerleri bahçede çalışan sivillere ateş açtı. 19 Mayıs, Rumlara karşı işlenen soykırımın kurbanlarını anma günüdür. Şuşi Devlet Güzel Sanatlar Müzesi'nin yeni koleksiyonunun sergisi Stepanakert'te açıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin Aralık 2023'te yapılacak olan seçimlerinin adayları için 11. Zoom toplantısı 18 Mayıs 2023 tarihinde düzenlendi. Görüşmenin konusu Artsakh Savaşı ve Batı Ermenistan'dı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Artsakh'ın mevcut durumuna bağlı Batı Ermenistan'ın bakış açısını ortaya koyarak Artsakh'ın bölgesel ve hukuki bakış açısından Batı Ermenistan'ın sorumluluğunda olması nedeniyle mücadeleyi hukuki alanda sürdürdüklerini kaydetti. Kültürel soykırım teriminden bahsederken 44 gün savaşı sırasında ve 9 Kasım'dan bu yana Bakü hükümeti tarafından Artsakh'ın işgal altındaki bölgelerinde Ermeni Hristiyan kültürünün yok edilmesi ve yoksullaştırılmasına atıfta bulunmadan edemiyoruz. Bu, Azerbaycan devletinin Ermeni manevi mirasının izlerini yok etme politikasına tanıklık ediyor. Ayrıca Ermeni kültürü Afganlaştırılıyor. Yani kiliselerin ve diğer anıtların Ermenilere ait olması reddedilip Ağvanlara affediliyor. Artsakh'ın kültürel mirasının durumunu ve değişikliklerini kaydetmek için 2021 yılında Artsakh'ın kültürel mirasının izlenmesi programı oluşturuldu. Platforma göre savaştan sonra Bakü hükümetinin kontrolüne giren topraklarda yaklaşık 90 Ermeni kültürel anıtı yok edildi. 29 Mart 2021'de Ermeni kiliselerinin askeri amaçla kullanıldığını gösteren bir video yayınlandı. Kiliselerin içinde Azerbaycan askerleri yaşıyor. Çekimler sırasında askerler yemek yiyordu. Görüntülerde yatak ve benzeri eşyalar görülüyor. Artsakh'ın kültürel merkezi Şuşi'de askeri operasyonlar sırasında Şuşi'nin Surp Amenapırgiç Hadançetos Kilisesi ağır hasar gördü. 8 Ekim'de Azerbaycan ordusu kiliseyi iki kez bombaladı. Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü bunu olası bir savaş suçu olarak değerlendirdi. Şuşi'nin ele geçirilmesinden sonra kutsallığına saygısızlık edildi. Azerbaycan ordusu kilisenin duvarlarına notlar yazdı. Savaştan aylar sonra Azerbaycanlıların kiliseyi sözde restore ettikleri ve kilisenin kubbesinin kaldırıldığı öğrenildi. Bütün bunlar Batı Ermenistan hükümetine Ermeni kültürel mirasına karşı sistematik vandalizm yapıldığını iddia etmek ve Artsakh'taki yerli halkın kültürel mirasını korumak için bu suçların uluslararası alanda kınanmasını ve önlenmesini talep etmek için inkar edilemez bir temel sağlıyor. Tatul Kırpeyan, Artsakh Savaşı'nın katılımcısı, Ermenistan Cumhuriyeti'nin ulusal kahramanı. Artsakh Kurtuluş Savaşı sırasında Eylül 1990'dan Mayıs 1991'e kadar Gedaşen Alp Bölgesi'nin öz savunma genel komutanıydı. Tatul Kırpeyan, 21 Nisan 1965'te Ermenistan Cumhuriyeti'nin Talim Bölgesi'nin Arek Köyü'nde doğdu. 1972-1982 yılları arasında doğduğu köyün ortaokulunda okudu ve mezun oldu. Okulu bitirdikten sonra Sovyet ordusunda askerlik yaptı. Kırpeyan, Artsakh Hareketi'nin gençlik kanadının gözde liderlerinden biri, kitlesel yürüyüş ve mitingler, oturma eylemleri ve grevler düzenleyenlerden ve öğrenciler arasında propagandanın öncülerinden biriydi. Eylül 1990'da Tatul, durumun kötüleşmeye devam ettiği Artsakh'a gitti. 30 Nisan 1990'da Halka adlı askeri operasyonunun başladığı gün Tatul Kırpeyan, 17 Sovyet askeri, bir Azerbaycan eskortu ve Sovyet ordusu albayı Maşkov'u esir aldı ve ondan Sovyet ordusu ve Azerbaycan özel amaçlı mobil birimi OMON tarafından ortaklaşa uygulanan halka askeri operasyonunun planını aldı. 30 Nisan 1991'de Gedaşen'de müzakereler sırasında öldü.
Aynı gün Gedaşen'deki müzakereler sırasında komutan yardımcısı Artur Karapetyan ve Zarzant lakaplı Hıraç Danielyan onunla birlikte şehit düştü. Özverili Ermeni evlatlarının ölümünden sonra 14 Sovyet askeri rehinesi Çevik Kuvvet Polisi tarafından rehin alınan 27 Ermeni sakin ile takas edildi. Artsakh'ın Berzor yolunda ve Ermenistan Cumhuriyeti sınırında meydana gelen eylemleri şiddetle kınıyoruz. Sağlık çalışanlarının hedef alınması kabul edilemez. Bu sözler Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri tarafından Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nda yapılan toplantıda dile getirildi. Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan ile yaptığı görüşmede Dünya Sağlık Örgütü heyeti benzer eylemleri kınamak için tüm diplomatik araçları kullanmaya hazır olduğunu belirtti. Anahit Avanesyan, Dünya Sağlık Örgütü Bölge Direktörü Hans Kluge'ye sorunun çözümüne kişisel katılımı için teşekkür etti. Görüşmede 76. Dünya Sağlık Asamblesi öncesinde Ermenistan Cumhuriyeti ile Dünya Sağlık Örgütü arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine ilişkin konular ele alındı. Batı Ermenistan hükümeti, Bakü makamlarının tüm uluslararası insani normları hiçe sayan eylemlerini kınıyor. Uluslararası kuruluşların bu eylemleri kabul edilemez bulmalarının yanı sıra daha büyük çatışmaların ve can kayıplarının yaşanmaması için Bakü yetkililerine karşı yaptırımlar uygulamalarını talep ediyoruz. Bakü yetkilileri daha fazla misilleme adımının tüm sorumluluğunu üstlenecektir. Artsakh Savunma Ordusu basın servisi tarafından aktarılan habere göre bu yıl 19 Mayıs'ta Bakü yetkilileri ateşli silahlar ve el bombası fırlatıcıları kullanarak Artsakh'ta ateşkesi ihlal etti. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri temas hattının kuzey, doğu ve orta istikametinde ateş açtı. Artsakh Ulusal Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bu açıklamaya göre Azerbaycan tarafı Martuni bölgesine bağlı Berdaşen köyündeki bahçelerinde çalışan sivillere ateş açtı. Bakü makamları Mardakert bölgesinde bulunan Kaşen madenine doğru Han-17 bomba atar silah kullandı. Mesajda Ermeni tarafının kaybı yok deniyor. Ateşkes ihlali Rusya Federasyonu Barışı Koruma Birliklerinin komutanlığına bildirildi. Artsakh Ulusal Savunma Bakanlığı saat 10 itibariyle temas hattındaki durumun nispeten istikrarlı olduğunu bildiriyor. 1894 yılında Abdülhamit'in Ermenilere yönelik katliamlarıyla Arminosit'le başlayıp 1915'te İttihat ve Terakki yönetimi tarafından 1,5 milyon Ermeni ve 300 bine yakın Asuri Süryani'nin katledildiği Büyük Hristiyan soykırımının son halkası Pontus Rumlarına karşı yürütülen soykırım. Küçük Asya ve Pontus'taki Rumlara uygulanan soykırımı, Jön Türk yetkilileri tarafından önceden planlanmış Ermenilere uygulanan soykırımı Arminosit'e paralel olarak yürütülmüştür. 1916-1923'te gerçekleşen Pontus Rumlarına karşı uygulanan soykırımda 350 binden fazla Pontus Rumu katledildi. Yerli halk olan Pontus Rumlarının 1914-1915 döneminde Asuri Süryani ve Ermeni halkları ile diğer Hristiyan varlıklar gibi soykırım ve imha politikaları ile karşı karşıya kaldılar. 1915 soykırımı sırasında 3 milyondan fazla Hristiyan katledildi. Çocuklar ve kadınlar Müslümanlaştırıldı. Ülkede 1915 soykırımına değinilmezken nefret söylemi ve Hristiyan düşmanlığı Türkiye'de derin bir şekilde kazınmaya devam ediyor ve genellikle siyasi liderler tarafından kullanılıyor. Şuşi Devlet Güzel Sanatlar Müzesi'nin yeni koleksiyonunun sergisi dün Stepanakert Galerisi'nde açıldı. Artsakh Press muhabirinin aktardığına göre Dünya Müzeler Günü münasebetiyle açılan sergide 40 tablo sergilendi. Şuşi Devlet Güzel Sanatlar Müzesi Müdürü Lucine Gasparyan serginin müzenin canlanmasını simgelediğine inandığını ifade etti. Gasparyan, Şuşi'nin acı kaybı umutsuzluğa kapılmak yerine bizi harekete geçmeye ve yeni adımlar atmaya itti. Karşılaştığımız zorlukları aşmaya kararlıyız. Şuşi'deki 4 müzemizde birçok tablo, büyük bir mineral koleksiyonu kaldı. Her şeye yeniden nasıl başlayacağımızı hayal etmek zordu ama bir araya geldik ve işe koyulduk. Müzelerin kurucusu Profesör Grigori Gabriel Yants'ın desteği ve girişimiyle yeniden tablo toplamaya başladık. Savaştan sonra 110 tuval elde etmeyi başardık, dedi.
Artsakh Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Lernik Ovanisyan, Şuşi Devlet Güzel Sanatlar Müzesi'nin koleksiyonunun neredeyse tamamını kaybettiğini, 648 tablodan sadece 80'inin hayatta kaldığını kaydetti. Lernik Ovanisyan şöyle dedi: "Günümüzün acımasız mücadelesinde kültürümüzü, kültürel kimliğimizi korumak ve geliştirmek hepimizin görevidir. Çünkü tam bir Artsakh vizyonumuz için verilen mücadele sadece askeri, siyasi ve ekonomik alanda değil, aynı zamanda kültürel ve eğitimsel alandır." Batı Ermenistan hükümeti Şuşi'nin her zaman Artsakh dünyasının kültür merkezi olduğunu ve Bakü yetkililerinin açgözlülüğünün ilgi odağı olduğunu hatırlatıyor. Kendi kültürlerine sahip olmayan Bakü rejimi yerli halkların kültürünü her zaman benimsemiş ve benimsemektedir. Bu ilk vaka değil ama son olacak. Yerli halkın hak doğuran gücü tam da ulusal bir ideoloji yaratan ve onları bu ideolojide birleştirerek ebediyet sağlayan yerli olma gerçeğinde ve kültürlerindedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Aşuh Sayatnova'nın Grigor Safaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Zenet Kahtsırunis adlı eseri sunuyoruz. Zenet Kahtsırunis Lamzo Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.